Merhaba arkadaşlar. Bugün kış çorbalarından olan eskilerimizden gelme kavut çorbası yapacağım. Kavut bu görmüş olduğunuz un. Bu nasıl elde ediliyor? Buğdayı kavuruyoruz sacın üzerinde. Sonrasında değirmene gidip öğütüldükten sonra un haline geliyor. Eskiden köylerde kış boyu yani biz bu çorbayı içerdik. Un çorbası ama bu kavut unundan yapıyorum. Başka tahıllardan da yapılıyormuş. Arpadan, mısırdan ama biz bilmiyoruz. Bizim yöremizde Bayburt'ta kavut dediğimiz un buğdaydan yapılır. Şimdi çorbamızın yapılışına geçelim. Çorbayı iki çeşit pişirebilirsiniz arkadaşlar. Önceden yağını kavurmasını kavurup sonradan suyunu ilave edebilirsiniz. Ama ben size şimdi eskiden köylerde babaannemizden annemizden görmüş olduğumuz yöntemi yapacağım. Şimdi şöyle su bardağımızda suyumuzu ölçelim. Tam 6 su bardağı su kullanacağız. Şimdi suyumu neden ölçtüm? Çünkü YouTube'da vermiş olduğum tariflerde hep malzeme listesi ve ölçü istiyorsunuz arkadaşlar. Normalde ben her şeyi göz kararı yaptığım için YouTube videolarımda özellikle ölçülü yapmaya çalışıyorum. Şimdi soğuk suyumuzu tenceremizin içerisine aldık. Şöyle bir çırpma telimizi alıyoruz. Unutmayın, kavut unumuzu her zaman soğuk suyla açıyoruz. Sıcak suyla açarsanız tamamen hamur olur. Şimdi bir su bardağı suya bir yemek kaşığı kavut kullanıyoruz. Yani benim bu yapmış olduğum ölçüde tam 6 yemek kaşığı kavut unum var. Artık bunu ölçmeme gerek yok. Şöyle soğuk suyumuzla kavutumuzu bir güzel çırpıp karıştırıyoruz. Şimdi tencerenin altını yaktım kızlar. Çorbamızın suyu ısınana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Çorbamızın topak topak olmaması için. Tabii ben kavurma kullanıyorum ama yani kavurma eskilerden gelen bir alışkanlık. İstemeyen kavurma kullanmadan sadece tereyağıyla da bu çorbayı yapabilir. Kızlar çorbam yavaş yavaş kaynamaya başladı. Bu aşamada ben şöyle bir kase ama 2-3 yemek kaşığı kadar kavurma eti içine ilave ediyorum. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı da tereyağımı alıp kaynamasını bekliyorum. Tuzumuzu da atalım bu aşamada. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Çünkü kavurmamızda da tuz var. Bu kadar yeterli. Şimdi çorbamızı karıştırıyoruz. Yağımız eriyip çorbamız kaynayınca servise hazır. Şöyle kısık ateşte dibinden karıştırıyorum ki unumuz dibine tutmasın. Her nihayetinde kavutta bir un. Ama inanın şimdi bu çorbanın kokusu beni memlekette eski kış günlerine götürdü desem inanın. Öyle okuldan gelirdik öğlen. Rahmetli babaannem pişirmiş sıcak sıcak. Altına ekmeği doğrardı. Bir güzel çorbayı da dökerdi üstüne. Yer tekrardan okula giderdik. Çorbam yavaş yavaş kaynamaya başladı. Tenceremin altını kısıyorum. Bir 10 dakika böyle kısık ateşte kaynayıp yoğunlaşmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar çorbamız pişti. İstediğimiz kıvamı da aldı. Çok lezzetli, çok besleyici. Sağlıklı bir kış çorbası.
Herkesin deneyip içmesini istediğim bir çorba. Gerçekten kış günlerinin sabah kahvaltılarında içilebilecek en güzel çorbası. Yani bizim memlekette bu tür çorbalar sabah kahvaltılarda içilir. Hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.